Fil vakasından 13 yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Büyük Ficar Savaşı'ndan 4 yıl kadar önce Mekke'de doğdu. Baba tarafından soyu cahiliye döneminde Kureyş kabilesinin sefaret işlerine bakan Adi bin Ka'b kabilesine ulaşır ve Ka'b bin Lüey'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nesebiyle birleşir. Annesi Mahzum kabilesinden Hanteme bint Haşim'dir. Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Babasının develerini güttüğü, içkiye ve kadına çok düşkün olduğu, iyi ata bindiği, iyi silah kullandığı ve pehlivan yapılı olduğu belirtilmektedir. Şiire meraklı olduğu, güzel konuştuğu, okuma yazma bildiği, ensab bilgisini öğrendiği, ticaret yaptığı, bu maksatla Suriye, Irak ve Mısır'a gittiği, Kureyş kabilesi adına elçilik görevinde bulunduğu rivayet edilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam öncesi döneminde, önce Kureyş'in Cuma hoğullarından Osman bin Mazun'un kız kardeşi Zeynep binti Mazun ile evlenmişti. Bu hanımdan 3 çocuğu oldu. Abdullah, Hafsa ve Abdurrahman. Abdullah bin Ömer, meşhur sahabe alimlerindendir. Kız kardeşi Hazreti Hafsa ise, ilk kocasının Bedir Savaşı'nda yaralanıp ölmesi üzerine, Medine'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, yine Mekke'de İslam öncesi dönemde, Huza kabilesinden Cervel kızı Müleyke ile de evlenmişti. Bu kadın Ümmü Gülsüm olarak da bilinir. Melike, oğlu Übeydullah'ın annesiydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hicret edince bu müşrik hanım Mekke'de kaldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hicreti 6. yılına, Mümtehine suresinin 10. ayetinin inmesine kadar onunla evli kaldı. Hanımı Mekke'de o Medine'de olmasına rağmen evlilik 6 yıl devam etmişti. Mümtehine suresinin 10. ayeti, Müslüman erkeklerin müşrik kadınlarla evlenemeyeceğini hükme bağlayınca Hazreti Ömer radıyallahu anh bu hanımını boşadı ve ondan ayrıldı. Ondan sonra bu hanımla Mekke'de Muaviye bin Ebi Süfyan evlenmişti. O Mekke'de Mahzum oğullarından, dayısı Hars bin Hişam'ın kızı Ümmü Hakim'le de evlenmişti. Hars dayısı Ebu Cehil'in ve diğer dayısı As bin Hişam'ın kardeşidir. Bu hanımından da Fatıma adında bir kızı olmuştu. İslam öncesi dönemde o Mahzum oğullarından Ebu Ümeyye'nin kızı Kureybe ile de evlenmişti. Hicretle bu müşrik hanımı da Mekke'de kaldı ve Mümtehine suresi 10. ayetinin inmesi üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke'deki bu hanımıyla da evliliğe son verdi. Medine'de hicretin 7. yılında 45 yaşındayken Ensardan Asım bin Sabit'in genç kız kardeşi Asiye ile evlendi ve adını Cemile olarak değiştirdi. Oğlu Asım bu kadından doğdu. Sonradan bu hanımı boşamıştı. Hicretin 17. yılında 55 yaşlarındayken bu kez Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Hazreti Fatıma'dan olma kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Bundan Zeyd ve Rukiye adlı bir oğlu ve bir kızı olmuştu. Her iki çocuk da fazla yaşamadılar. O Yemenli bir hanım olan Lüheyye, Lihye ile evlenmişti. Bundan Abdurrahman el-Asar, küçük Abdurrahman doğdu. Bu kendisine hicretin 14. yılında içki haddi vurulan oğludur ve Ebu Şahme diye de bilinir. Ayrıca Hazreti Ömer radıyallahu anh, amcaoğlu Zeyd bin Amr'ın kızı Atike ile de evlenmişti. Atike Medine'de Zübeyir bin Avam tarafından boşanınca Hazreti Ömer radıyallahu anh onunla evlenmişti. Bu kadın, eniştesi Said bin Zeyd'in kız kardeşi ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yakın akrabasıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine döneminde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Ümmü Gülsüm'e de talip olmuş. Fakat Ümmü Gülsüm onu sert mizaçlı bulduğu için onunla evlenmek istememişti. Hazreti Ömer birkaç defa evlendi. Bu evliliklerinden çocukları da oldu. Bunlardan 4 tanesi meşhurdur. Bunlar, Peygamber Efendimizin hanımı olma şerefine eren Hazreti Hafsa, bir ilim ve hadis deryası olan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, cesaretiyle meşhur Ubeydullah, fazilet ve takvası ile meşhur Asım'dır. Peygamberlik güneşinin kainatı aydınlatmasının üzerinden 6 yıl geçmişti. Şirk ile tevhid arasındaki mücadele her geçen gün daha da artıyordu. İman safına geçenlerin sayısı arttıkça, müşriklerin baskı ve zulümleri de o nispette artıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın kuvvetlenmesi ve Müslümanların zulüm ve işkenceden kurtulması için çareler arıyordu. Bu maksatla
bir grup Müslümanın Habeşistan'a hicret etmesine izin veriyordu. Müşriklerin bir araya toplanıp Resulullah'ın vücudunu ortadan kaldırma kararı aldıkları günlerdi. Müslümanlar ibadetlerini gizli olarak yapıyorlardı. Henüz Müslüman olanların sayısı 40'a ulaşmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikler arasında bulunan, güçlü kuvvetli ve halk arasında itibarlı iki Ömer'den birinin Müslüman olması için Allah'a duada bulundu ve şöyle niyaz etti. Allah'ım, İslam'ı Ebu Cehil bin Hişam veya Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir. Ne gariptir ki, bu iki Ömer'den biri olan Ömer bin Hişam, diğer namıyla Ebu Cehil, Resulullah'ı öldürecek olana 100 deve vaat ederken, Ömer bin Hattab da bu teklifi kabul edip Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkıyordu. O Ömer ki, cesaret ve şecaatiyle Kureyş arasında nam salmıştı. Dediğini yapar ve kendisine hiç kimse mani olamazdı. Kılıcını kuşanıp Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıktı. Bütün hiddet ve şiddetini üzerinde toplamış, gidiyordu. Yolda yeni Müslüman olmuş Nuaym'a rastladı. Nuaym, ''Nereye gidiyorsun böyle, ey Ömer?'' dedi. Hazreti Ömer celalliydi. Kureyş'in arasına yeni din icat edip ayrılık düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya cevabını verdi. Nuaym, ''Ey Ömer'' dedi. ''Kız kardeşin ve enişten de onun dinine girdi. Ondan haberin var mı? Sen önce onları o dinden döndür.'' Ömer bir şaşkınlık ve tereddüt geçirdi. Sonra Hışım'la yolunu değiştirdi ve doğruca eniştesinin evine yöneldi. Ömer bin Hattab, kız kardeşinin evine gelince kapıda durdu ve içeriden yanık sesle eniştesinin Kur'an okuduğunu işitti. Hızla içeri daldı. Eniştesi ve kız kardeşi okudukları Kur'an sayfasını hemen sakladılar. Ömer, ''Getirin bakayım okuduğunuzu.'' dedi. ''Yok bir şey.'' dediler. Ömer öfkeyle, ''Demek duyduğum doğruymuş, siz de ona uymuşsunuz.'' dedi. Hemen arkasından eniştesinin yakasından tutup yere yapıştırdı. Kocasını kurtarmak isteyen kız kardeşi Fatıma'yı indirdiği darbelerle kanlar içinde bıraktı. Kız kardeşi hem ağlıyor hem de kelime-i şehadet getirerek Müslümanlığını ilan ediyordu. Bu acıklı manzara birden Ömer'in öfkesini dindirdi. Gazabının yerini bir acıma aldı. Yumuşak bir sesle, ''Getirin bakalım okuduğunuzu.'' dedi. Fatıma ondan önce temizlenmesini istedi. Sonra da Taha suresinin başından okumaya başladılar. Kur'an okundukça Ömer'in kalbinde dalgalanmalar oldu. Kur'an'ın belagatı kalbine ılık ılık akmaya başladı. Daha fazla dayanamadan, ''Bu ne tatlı bir kelam!'' dedi. Resulullah'ın nerede olduğunu sorup öğrendi ve doğruca Darül Erkam'ın evinin yolunu tuttu. Resulullah o sırada sahabilerle sohbet ediyordu. Hazreti Hamza, Ömer'in gelişini gördü. Sahabiler endişeye kapıldı. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç telaş göstermeden, ''Bırakın gelsin.'' buyurdu. Hidayet güneşinin cazibesine kapılan Ömer, kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğunu ilan etti. Peygamber Efendimiz ve orada bulunan sahabiler sevinçle tekbir almaya başladılar. Resulullah'ın bir gün önce, İki Ömer'den birinin Müslüman olması için yapmış olduğu dua kabul olmuştu. Hazreti Ömer 40. Müslümandı. Artık o cesaret ve kahramanlığını İslam davası uğrunda kullanacaktı. ''Ne duruyoruz?'' dedi. ''Gidip Kabe'de açıkça ibadetimizi yapalım.'' Resulullah sağında Hazreti Ömer, solunda Hazreti Hamza olduğu halde Kabe'ye yöneldi. Bu manzarayı gören müşrikler şaşırdılar. Bazıları Hazreti Ömer'in onları teslim aldığını sandı. Fakat Ebu Cehil durumu fark etti. "Hayır," dedi. "Bu geliş başka geliş, Ömer'i de kaybettik," diye hayıflandı. Gerçekten de biraz sonra Hazreti Ömer onların önünde durdu ve "Kimse yerinden kımıldamasın, yoksa boynunu vururum," diye haykırdı. Müşrikler donup kalmışlardı. Hiçbir şey diyemediler. Böylece Müslümanlar ilk defa açıktan açığa Kabe'de namaz kılmaya başladılar. O zaman Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'e, hak ile batılın arasını ayıran manasına Faruk unvanını verdi. Hazreti Ömer'in Müslüman olması sadece müminleri değil, gökteki melekleri bile sevindirmişti. Nitekim az sonra Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ''Gök ehli, Ömer'in Müslüman oluşunu birbirine müjdeliyorlar.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sohbetinden ve Kur'an güneşinden nur alan, Hazreti Ömer'in kabiliyetleri birden parlayıverdi. İslam tarihinde
adaletin timsali olarak anıldı. Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir gibi. İslam'dan önce ticaretle meşgul olmuş, pek çok belde görmüş, bilgili ve kültürlü biriydi. Kureyşliler içinde okuma yazma bilen sayılı kimseler arasında yer alıyordu. Müslüman olduktan sonra bütün bilgi, kabiliyet ve gücünü Resulullah'ın emrine ve İslam'ın hizmetine verdi. İslam'ın hakikatlerini tebliğ etmekten asla geri durmuyordu. Fakat müşrikler, Müslümanlara Mekke'de hayat hakkı tanımıyor, her türlü işkenceyi reva görüyorlardı. İşkenceler dayanılmaz hal alınca, sahabilere, hayatlarını korumaları ve dinlerini rahatça yaşayabilmeleri için Medine'ye hicret izni çıktı. Birer ikişer veya kafileler halinde, bilhassa geceleyin gizlice Medine'nin yolunu tuttular. Hazreti Ömer böyle yapmadı. Cesaret ve imani şecaatini burada da gösterdi. Resulullah hicret etmesini isteyince hemen kılıcını kuşandı ve Kabe'nin avlusuna gitti. Müşrikler orada toplanmış, Müslümanlara yapacakları işkenceleri planlıyorlardı. Hazreti Ömer'i karşılarında görünce birden şaşırdılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, onların şaşkın bakışları altında Kabe'yi tavaf etti. İki rekat da namaz kıldı. Sonra da müşriklere dönüp, işte ben gidiyorum, dedi. Anasını ağlatmak, karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın. Bu iman ve şecaat karşısında müşriklerden hiç kimse kalkıp bir şey söyleyemedi. Hazreti Ömer, gün ortasında sakin ve emin adımlarla Medine'nin yolunu tuttu. Hazreti Ömer, Medine devrinde de İslam'ı yaymaktan bir an bile geri durmadı. Yapılan bütün savaşlara katıldı ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu büyük insan, Müslüman olduktan sonra, zaman zaman cahiliyede geçen hayatını hatırlardı. Kendisi anlatıyor. Hatırladığım iki şeyden birine ağlar, diğerine de gülerim. Ağladığım şey, kızımı diri diri toprağa gömdüğümdür. Güldüğümde, helvadan putlar yapar, acıkınca da yerdik. Ömerül Faruk, Resulullah'a büyük bir sevgiyle bağlıydı. Bir gün Peygamber Efendimiz sahabilere, "Sizden hiçbiriniz, ben kendisine evladından, malından, anne ve babasından, hatta kendi nefsinden daha sevgili olmadıkça, kamil mümin olamaz." buyurmuştu. Hazreti Ömer de oradaydı. "Ya Resulallah," dedi. "Sen bana canımdan başka her şeyden daha sevgilisin." Peygamberimiz, "Canından da, ya Ömer," buyurunca, "Evet, canımdan da, ya Resulallah," diye karşılık verdi. Cennetle müjdelenmesine ve Peygamber Efendimizin pek çok iltifatına mazhar olmasına rağmen, yine de kulluğun gereği olarak daima korku ve ümit arasında bulunur. Ameline güvenmezdi. Hatta onun şu sözü bu hususta pek meşhurdur. Mahşer günü deseler ki, herkes cennete girecek. Ama sadece bir kişi cehenneme girecek. O bir kişi ben miyim diye korkarım. Yine deseler ki, herkes cehenneme girecek ama sadece bir kişi cennete girecek. O bir kişi ben miyim diye ümitlenirim, derdi. Hazreti Ömer, Resulullah'ın yanında çok bulunan, onun ilim ve feyzinden istifade eden sahabilerdendi. Bunun içindir ki, Peygamberimiz kendisine fetva salahiyeti vermişti. Onun ilmi hakkında Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle der. Hazreti Ömer'in ilmi terazinin bir kefesine, yeryüzündekilerin ilmi de öteki kefesine konsa. Ömer'in radıyallahu anh ilmi ağır basardı. O, aramızda Allah'ı en iyi tanıyan, Allah'ın kitabını en güzel okuyup anlayan ve dinde derin anlayış sahibi olandı. Hazreti Ömer takva, ihlas ve ibadette de zirvedeydi. Bilhassa geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutmayı pek severdi. Yaratılıştan öfkeli bir mizaca sahipti. Öfkelendiğinde yanında Kur'an okunursa öfkesi geçerdi. Peygamberimizin "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin." hadisini devamlı hatırında tutardı. Bu maksatla her günün akşamında kendi kendine "Ey Ömer, bugün Allah için ne yaptın?" diye sorardı. Ölümü her gün kendisine hatırlatacak birini vazifelendirmişti. Saçına beyaz kıllar düştükten sonra vazifelendirdiği bu zata "Artık sana ihtiyaç kalmadı," diyerek vazifesine son verdi. Hazreti Ebu Bekir'in vefatı üzerine Müslümanlar Hazreti Ömer'i halife seçtiler. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'den sonra o makama en layık olan oydu. Ömer radıyallahu anh
halife seçildikten sonra minbere çıkarak şu güzel konuşmayı yaptı. Cenab-ı Hak beni işlerinize vekil tayin etti. Size faydalı olacağımı ümit ederim. Yüce Allah'tan da bana yardımcı olmasını, sizin haklarınızı korumak hususunda bana ilhamda bulunmasını niyaz ediyorum. Çünkü ben zayıf bir kulum. Bana ancak Allah'ın yardımı kuvvet verir. Halifelik vazifesini üzerime almış olmam, inşallah ahlakımdan hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Büyüklük Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Kulların büyüklenmeye hakları yoktur. Hiçbiriniz, Ömer halife olunca değişti, demesin. Ben Hakk'ı kendi nefsimden önce düşünürüm. Onu daima başa alırım. Yaptığım işleri de size açıklarım. İçinizden haksızlığa uğrayan ve kendisine zulmedilen olursa bana haber versin. Çünkü ben de sizin gibi bir insanım. Siz söylemezseniz ben bilemem. Hazreti Ömer bunları söyledikten sonra Allah'a şöyle dua etti. Allah'ım, ben sert ve şiddetli biriyim. Bana yumuşaklık ihsan eyle. Ben güçsüzüm. Bana kuvvet ver. Ey Rabbim, idaresini üzerime aldığım bu ümmeti doğru yola irşat için bana güç ve kuvvet ver. Artık bundan sonra Hazreti Ömer'in gözlerine uyku girmez oldu. Müslümanların bütün yükünü üzerinde hissetmeye başladı. Gece gündüz demeden çalışıyor, ümmetin işlerini eksik bırakmamaya gayret ediyordu. Öyle ki, Fırat Nehri kenarında bir koyun kaybolsa, onun hesabını dahi Allah'ın kendinden soracağına inanıyordu. Hazreti Ömer, yasakladığı bir şeyi evvela kendi nefsine ve aile efradına tatbik ederdi. Hatta o kadar ki hemen aile efradını çağırır ve onları şöyle ikaz ederdi. Ben şu şeyi yasakladım. İçinizden kimin bunu yaptığını duyarsam, onu başkalarına vereceğim cezanın iki misliyle cezalandırırım. Hazreti Ömer de oğlunun hediyesini kabul ederek bir elbise yaptırmıştı. Birkaç gün sonra üzerinde bu elbise olduğu halde bir konuşma yapmak için minbere çıkmıştı. Ey müminler, beni dinleyin ve bana uyun. Der demez, arka saflarda oturan fakir bir zat ayağa kalktı. Ey müminlerin emiri, seni dinlemiyorum ve sana itaat da etmiyorum. Çünkü sen, Allah ve Resulünün yolundan gitmiyorsun, dedi. Halife bu büyük iddia karşısında sarsıldı. Neden? Diye sordu. O zat sebebini şöyle izah etti. Ganimet taksiminde, bizlerden hiçbirine elbise diktirecek kadar bir kumaş düşmediği halde, görüyorum ki sen o kumaştan fazla almış, bir elbise yaptırmışsın. Hazreti Ömer, hesabını veremeyeceği bir iddiayla karşılaşmayı bekliyordu. Bunu duyunca rahatlamıştı. Cemaat arasında bulunan oğlu, Abdullah'a radıyallahu anh işaret etti. Hazreti Abdullah da kalkıp durumu izah etti. Payına düşen kumaşı babasına verdiğini söyledi. Halk sevinçliydi. Gözler ikazda bulunan zata yönelmişti. O zat ayağa kalktı ve ''Şimdi konuş, ey müminlerin emiri. Şimdi dinliyor ve sana itaat ediyorum.'' dedi. Bunun üzerine ellerini Rabbine açan adalet kutbu, Halife Ömer şöyle dua etti. ''Ey Rabbim, sana sonsuz hamd ediyorum ki, beni, yapacağım hatalardan dolayı ikaz edecek bir ümmete halife etmişsin.'' Hazreti Ömer'in kendisiyle bütünleşen bu vasfını Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle dile getirir. Ömer'i çok hatırlayın. Çünkü o hatıra geldiğinde adalet hatırlanır. Gerçekten de 1400 seneden beri dünya tarihinde onun adaleti dillere destan olmuştur. Onun adaletini gözler önüne seren bir başka misal. Bir gün Halife Ömer bir sahabiyle arasında çıkan ihtilaf sebebiyle hakimin huzuruna çıktı. Hakim, büyük sahabilerden Zeyd bin Sabit'ti radıyallahu anh. Zeyd'i bu vazifeye tayin eden de halifenin kendisiydi. Zeyd bir an kendini halifenin ağırlığı altında hissedip ''Şöyle buyurun'' diyecek oldu. Hazreti Ömer hiddetlendi. Oraya bir davalı olarak gidiyordu. Hakim ise kendisine ayrı bir yer gösteriyordu. Ömer radıyallahu anh parmağını hakime doğru çevirerek şu ibretli ikazda bulundu. Huzurunda halife ile halktan birisi eşit olmadığı müddetçe sen bu makama layık olamazsın. Hakim, vazife başındayken halifenin değil, Allah'ın emrini ve hükmünü yerine getirmelidir. Müslüman olsun olmasın, Hazreti Ömer'in yanında herkes rahatlıkla hakkını arayabilir, şikayetini dile getirebilirdi. Hatta gerektiğinde valileri bile kendisine şikayet edebiliyorlardı. Hazreti Ömer,
şikayetin kimin hakkında yapıldığına değil, haklı olup olmadığına bakardı. Bu hususta halka açık açık tembihte bulunmuş ve şöyle demişti: "Ben, valileri size zulmetmeleri, malınızı haksız yere yemeleri için tayin etmiyorum. Onları, size İslamiyet'i öğretmeleri, aranızda adaletle hükmetmeleri ve işlerinizi güzelce yapmaları için vazifelendiriyorum. Şayet onlardan bu hususlara aykırı hareket görürseniz, çekinmeden bana şikayette bulunun ki hemen cezasını vereyim." Bu sözler üzerine Müslümanlar arasından biri ayağa kalktı ve bir vali hakkında şikayette bulundu. "Bana haksız yere 100 sopa vurdu," dedi. Hazreti Ömer meseleyi araştırdı. Haksız olduğunu tespit etti. Sonra valiyi çağırıp şikayet eden zata, "Haydi şimdi sen de ona vur," diye emretti. Mısır valisi Amr bin As da oradaydı. Söz istedi. İzin verilince de, "Ey müminlerin emiri, şayet böyle bir şey yaparsanız, valilere bu çok ağır gelir. Sizden sonraki halifeler de bu adeti devam ettirir," dedi. Hazreti Ömer bu gerekçeyi kabul etmedi. "Ben, Allah Resulü'nün bile kendi nefsi için aynı muameleyi yaptığını gördükten sonra, başkaları için bunu tatbikten nasıl yüz çevirebilirim?" Amr bin As radıyallahu anh tekrar söz aldı ve "Bize bıraksanız da biz onu razı etsek olmaz mı?" deyince, Hazreti Ömer buna razı oldu. Şikayet edilen vali birkaç dinar vererek dayak yiyen kişiyi razı etti. Hazreti Ömer, hilafeti zamanında sık sık Medine sokaklarında dolaşır, halkın durumunu kontrol eder, ihtiyaç sahiplerini tespite çalışırdı. Bir gece dolaşırken bir evden çocuk ağlamaları işitti. Eve yaklaştı, kapıyı çaldı. İçeriden yaşlı bir kadın çıktı. Hazreti Ömer, çocukların niçin ağladığını sordu. Kadın, 2 günden beri aç olduklarını, bundan dolayı ağladıklarını, onları avutup uyutmak için boş tencereyi karıştırıp durduğunu söyledi. Hazreti Ömer bu cevap üzerine irkildi. Kadıncağıza, "Biraz bekle, ben hemen geliyorum," dedi. Hemen koşup bir miktar un ve yağ sırtladı. Hizmetçisi de yanındaydı. Torbayı taşımak için ısrar ettiyse de, Hazreti Ömer, "Kıyamet günü benim yükümü de taşıyacak mısın?" diyerek onun isteğini reddetti. Kadıncağızın evine vardığında Hazreti Ömer nefes nefeseydi. Hemen yemek yaptı, çocukların karnını doyurdu. Çocuklar sevinç içinde gülmeye, oynamaya başladılar. Bunu gören Hazreti Ömer, kalbi rahatlamış olarak oradan ayrılırken, kadıncağızın, "Allah senden razı olsun, Ömer'in makamına asıl sen layıksın," dediğini işitti. Kadın gece karanlığında gelenin halife olduğunu fark edememişti. Bir gün Hazreti Ömer'in yanına bir Hristiyan geldi. Valinin kendisinden yılda 2 kez vergi aldığını söyledi. Hazreti Ömer böyle bir şeyin yanlış olduğunu söyledi. Hristiyan huzurdan ayrıldı. Birkaç gün sonra unuttu zannıyla tekrar halifenin huzuruna çıkıp durumu hatırlatınca, Hazreti Ömer şöyle dedi: "Beni ne zannediyorsun? Ben şikayetini dinleyip halleden bir Müslümanım," dedi. Meseleyi araştıran Hristiyan, konuyla ilgili emrin valiye çoktan ulaştırıldığını öğrendi. Ömer radıyallahu anh, bir devletin meşveretsiz idare edilemeyeceğine inanırdı. Bu maksatla bir şura meclisi kurmuş, büyük sahabileri bu meclise üye yapmıştı. Zaman zaman bu meclisi toplantıya çağırır, onlara fikirlerini sorar, çoğunluğun görüşüne göre hareket ederdi. Hazreti Ömer bir defasında birinin dilendiğini gördü. Yanına yaklaştı. Bu bir gayrimüslimdi. Niçin dilendiğini sordu. İhtiyar, cizye verdiğini, bu sebeple fakir düştüğünü, cizye verecek durumda olmadığını söyledi. Adalet güneşi Hazreti Ömer, onu yanına aldı. Hazineden kendisine maaş bağladı. Sonra da şöyle dedi: "Genç iken bunları çalıştırıp, yaşlandıkları zaman da sokağa atamayız." Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde fetihler büyük bir hız kazandı. Hazreti Ebu Bekir devrinde başlanan Irak ve Suriye'nin fethi tamamlandı. İran ve Mısır fethedildi. İslam orduları kuzeyde Bizans hududuna, doğuda Horasan'a kadar dayandı. Hazreti Ömer, fethedilen yerlere gönderdiği valilerle oralara İslam'ın adalet, fazilet ve güzelliklerini ulaştırdı. Hazreti Ömer, dini meselelerde çok hassastı. Bilhassa tevhid inancına zarar verecek her şeyden uzak durur, halk arasında yanlış inançların yaygınlaşmasına mani olurdu. Büyük İslam kumandanı Halid bin Velid'i de radıyallahu anh,
kumandanlıktan bu sebeple azlettiği rivayet edilir. Bu hadise şöyle olmuştu. Hazreti Ömer, halife seçildiğinde İslam ordusu Suriye önlerindeydi. Kumandan da Allah'ın kılıcı unvanıyla meşhur Halid bin Velid'di radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in ilk icraatı bir mektupla Halid bin Velid'i kumandanlıktan azletmek oldu. Çünkü Halid bin Velid, girdiği her savaşta Allah'ın izniyle galip geliyordu. Bu durum, Müslümanlar arasında Halid girdiği savaştan mağlup çıkmaz gibi bir kanaatin yayılmasına sebep olmuştu. Bu ise ihlas sırrını zedeliyordu. Çünkü neticeyi yaratan Allah'tı. İşte Hazreti Ömer bu anlayışı silmek, Halid olmadan da Allah'ın Müslümanları galip getireceğini anlatmak için onu azletti. Yerine Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı tayin etti. Hazreti Ömer, dini meselelerde ince bir anlayışa sahipti. Yukarıdaki hadise bunu gösterdiği gibi, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'la aralarında geçen şu hadise de buna işaret etmesi bakımından manidardır. Hazreti Ömer, Şam'a gitmişti. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh, Yermük yakınlarında onu karşıladı. Biraz sohbetten sonra Ebu Ubeyde radıyallahu anh, halifeye Şam'da veba olduğunu haber verdi. Ömer radıyallahu anh bunu duyar duymaz, orduya derhal Medine'ye dönme emrini verdi. Hazreti Ebu Ubeyde bu emrin hikmetini anlayamamıştı. "Ey emirül müminin, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" dedi. "Evet, Allah'ın kaderinden, yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Ne dersin? Senin develerin olsaydı da onları iki yamacı olan bir vadiye indirseydin, o yamaçlardan birinin bitkisi bol, diğeri de otsuz olsaydı. Sen develerini otlu yerde otlatmak isteseydin, yine Allah'ın kaderiyle yapmış olmaz mıydın?" Ebu Ubeyde, halifenin bu manalı cevabı karşısında takdirle boyun eğdi. Hazreti Ömer'in en büyük arzusu şehitlikti. Dualarında, "Ey Allah'ım," derdi, "senin yolunda ve Resulünün beldesinde ölmeyi arzuluyorum." Bu arzusuna nail oldu. Hicretin 23. yılında bir sabah namazı sırasında Ebu Lülü adında bir köle tarafından şehit edildi. Bir gün Medine çarşısında gezerken Mugire B. Şube'nin radıyallahu an Hristiyan kölesi Ebu Lülü halife ile karşılaştı. "Ey müminlerin emiri, Mugire bana ağır haraç koydu, onu hafiflet." Hazreti Ömer radıyallahu an konuyu öğrenmek için sordu. "Haracın nedir?" "Günlük 2 dirhem. "Sanatın nedir?" "Tüccarım, nakkaşım, demirciyim." Hazreti Ömer radıyallahu anh şu fikri yürüttü. "Bu sanatlara göre haracını çok görmüyorum. Hem duyduğuma göre sen yel değirmeni yapabilirim," demişsin. Hristiyan köle, "Evet," diye onu doğruladı. Fakat köle haracı hafif yetilmediği için kızmıştı. Kızgınlıkla halifeye şöyle dedi. "Sana öyle bir değirmen yapayım ki doğudan batıya dillere destan olsun." Hazreti Ömer radıyallahu anh son cümle üzerine, "Köle beni tehdit etti," deyip evine gitti. Ertesi gün sabah namazını kıldırmak için saflar düzeltilirken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mescidine giren köle, iki başlı hançeriyle Hazreti Ömer'i radıyallahu anh 6 yerinden yaraladı. O sırada birkaç kişiyi daha öldürdü ve mescitten kaçtı. Bu Hristiyan köle, Ebu Lülü'den başkası değildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sabah namazını Abdurrahman bin Avf'ın kıldırmasını istedi ve sonra evine götürüldü. O gece, hicretin 23. yılı Zilhicce sonu, vefat etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına defnedildi. Borçlu olarak vefat ettiğinden, mülkleri satılıp, defninden sonra borçları ödenmiştir. Bu büyük sahabinin günümüze kadar gelen pek çok veciz ve ibretli sözü vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir. "Sakın oturduğunuz yerden, Allah'ım rızkımı ver," deyip durmayın. "Biliyorsunuz ki gök ne altın yağdırır, ne de gümüş. İnsan evinde ailesine karşı çocuk gibi olmalı, dışarıda ise erkek gibi davranmalıdır. İnsanlara muhtaç olmamaya gayret ediniz. Böylece hem dininizi korursunuz, hem de insanların en kerimi olursunuz. Bana hatalarımı gösteren kimseden Allah razı olsun." Hazreti Ömer, Peygamberimizden 73 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan birisi şu mealdedir. "Eğer hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz, sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşamleyin yuvalarına dolu olarak dönen kuşlar gibi rızkınızı kolayca temin ederdiniz." Peygamberimiz,
Hazreti Ömer'i çok sever, onu takdir ederdi. Birçok hadisinde onun faziletine dikkat çekmişti. Bu hadislerden bazıları şu mealdedir. Güneş, Ömer'den daha hayırlı birinin üzerine doğmamıştır. Gökyüzünde Ömer'e saygı göstermeyen hiçbir melek, yeryüzünde Ömer'den korkmayan hiçbir şeytan yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında rüyasında cennete girmişti. Muhteşem bir köşkün yanında bir kadının abdest aldığını gördü. Köşkün kime ait olduğunu sordu. Ömer bin Hattab'a ait olduğu söylendi. Hazreti Ömer, halifeliği zamanında birçok idari yenilikler yapmıştı. Son olarak bunları maddeler halinde özetleyelim. Hazinenin gelir ve giderlerinin düzenlenmesi. Takvim başı olarak hicretin esas alınması. Mahkemelerin kurulması. Fethedilen bölgelerin vilayetlere taksimi. Ezaevi inşası. Emniyet teşkilatının kurulması. Ordunun harekat düzeninin tespiti. Kufe, Basra, Musul gibi bazı şehir merkezlerinin tanzimi. Yabancıların İslam beldelerinde ticaret yapmalarına müsaade edilmesi. Kimsesiz ve düşkün olan Yahudi ve Hristiyanlara maaş bağlanması. Sulama, kanallarını açma faaliyetleri. Her camide vaaz ve nasihat adetinin başlatılması. Şehirlerin su ihtiyacını karşılamak için kanalların açılması. Emirül Müminin unvanının kullanılması. İmam ve müezzinlere maaş bağlanması. Hazreti Ömer'in faziletleri ve menkıbeleri. Bu kısa videoya sığmayacak kadar çoktur. Kısaca hayatındaki önemli noktaları dile getirmeye çalıştım. O, öyle büyük bir şahsiyettir ki ne bu kısa video ne de vaktimiz onu tam anlatmaya yeter. İnşallah ileriki dönemlerde faziletleri ve yaptığı büyük icraatları anlatmaya Allah'ın izniyle muvaffak olurum. Belki onu sevmek ve bilmek için yapılan küçük bir çaba, onun şefaatine nail olmamıza vesile olur. Allah'a emanet olun, lütfen sayfamı paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Hayra vesile olan, hayır yapmış gibidir. Selametle.